Değerli konuklarımız, ekibimize bir büyük alkış daha rica ediyoruz. Bugün aramızda bizim için çok kıymetli, çok değerli ve çok özel bir müzisyen var. İbrahim Şolpaş. İbrahim, ilham veren bir hikaye. Çerkezlik için atan bir yürek. Tüm engellere rağmen çocukluk hayallerinin peşinden koşan bu yetenekli Pışınava'yı ağırlamaktan onur duyuyoruz. Abida kompozisyonuyla karşınızda İbrahim Şolpaş. Yahabon Tafaka, Nusada Pışınava Tapaşko İbrahim Şolpaş Bıtket. Yipşiner Kovzerabzani İbrahim Kudogabdağa. Thank you.
Bir atasözünde der ki, dans etmeyi bilmeyen savaşmayı bilmez. Sıradaki dansımız dağlıların dansı. Savaşçılara bu dansa gücünü ve savaş kabiliyetini göstermek ve arkadaşlarını motive etmek amacıyla dans ederler. Savaşın ve çevikliğin dansını sergileyecek der Alcel ve arkasından değerli müzisyen İbrahim Çoğbaş, Fısere Gafe ile yeniden sizlerle. İge bügürüz kafar utuk yihanus. İtane argor İbrahim kadgablağınus.
Sohum'un mavisini, Gavra'nın güneşini, Ritsa'nın ışıltısını getirdiler. Alcir, canlar ülkesi Abazya'nın ve Türkiye abazalarının dansı Apsuva Koşara ile karşınızda. Sıfır bir şüphanta, Gagram yıldılar, Ritsa Milagur'da tukahası. Psem yıkıp, Apsinim yıkafı, Apsuva Koşara. Thank you.
değerli konuklar, kutsal meşe ağacının altında buluştuğumuz bu özel gecenin sonuna geldik. Bu güzel geceyi bizlere yaşatan, bütün zorluklara rağmen büyük bir özveriyle, emekle yanımızda olan dansımızı, müziğimizi, dilimizi, kültürümüzü gelecek nesillere taşımaya çalışan gecenin mimarlarına özellikle teşekkür ediyor ve onları tebrik ediyoruz. Bu geceye katılarak yanımızda olduğunuz ve anavatan ruhunu bizimle yaşadığınız için siz değerli izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Ankara Çerkes Derneği Başkanı Mislan Jilova'yı kapanış konuşmasını yapmak ve teşekkür plaketlerini vermek üzere sahneye davet ediyoruz. Evet değerli misafirlerimiz, bu güzel gösteri için sizden çok büyük, sıcak bir alkış istiyorum. Acil Kulübü dediğim gibi bir okul. Acil Kulübü böyle kısa bir şekilde anlatılacak bir yer değil. Gerçekten danslarıyla olsun, duruşlarıyla olsun bizim kim olduğumuzu tekrardan bize hatırlattılar. Onlara teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimiz, Başkan Fethi Yaşar Başkan'ın yaptığı konuşmada soykırım ve sürgüne yaptığı vurgudan dolayı kendisine teşekkür edemedim. Burada kendisine bir teşekkür etmek istiyorum. Ve ona da bir alkış göndermek istiyorum. Önemli bir vurguydu. Şimdi müsaadenizle bazılarınızın yakından tanıdığı 1981 Gazi Üniversitesi mezunu ve aynı zamanda da Acil Kulübü'nün başkan yardımcısı ve bu güzel ekibin heyet sorumlusu değerli büyüğüm Muayyad Haştas'ı davet etmek istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Sizin geldiğinizi çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bizim gösterdiğimiz beğendiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Bu plaketi kabul ederseniz çok memnun oluruz. Çok teşekkür ederiz. Değerli Tamade Adnan Bücedoğlu plaketini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Benim için çok özel bir an çünkü ben Acil Kulübü'nde yetişmiş biri olarak gerçekten çok çok özel bir gece. Bizim folklor ekibimizin eğitmeni Muhammed Kar'dan da bu ekipte yetişmiş bir arkadaşımız. Bu anlamda gerçekten çok özel bir gece bizim için. Bir diğer çok değerli bir misafirimiz var. Sayın Adnan Jadu. Kendisi amatör bir araştırmacı. Fakat amatör burada çok hafif bir kelime kalacak. Amatör ruhlu ama gayet profesyonel bir araştırmacı. Kendisi Zarka şehrinde bulunan evini bir müzeye çevirerek Ürdün'de bulunan Çerkeslere dair aklınıza ne gelirse belge, fotoğraf vesaire hepsini kendi kişisel imkanlarıyla derleyip bir müze açmıştır. Bugün de direkt çıkışta kendisi ufak bir müzesinden birkaç bir
sanat eseri getirip burada sergilemiştir. Bizim bu programımızın amacı kesinlikle sadece dans değil. Dans bir araç. Bizim amacımız şu: dünyada yaşayan tüm Çerkeslerin, ana vatanda ve diasporanın diğer ülkelerindeki tüm Çerkeslerin her yıl, her mevsim, her gün birlikte olmaları ve bu sadece dansla değil, müzikle değil, toplumun tüm alanlarında birlikte olmamız. Bu anlamda Sayın Adnan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir emekler. Şimdi sırada değerli müzisyenlerimiz Rami Doroga, evet, Rami ile ilgili de ufak bir şey anlatayım. Rami kendisi bir dönem Kabardinka ekibinin müzik direktörlüğünü yapmış. Kendisi de Ürdünlü, ana vatanda ikamet eden, yaşayan bir kardeşimiz. Müzikleriyle de bugün bizi çok neşelendirdi. Kendisine teşekkür ediyorum tekrardan. Evet, bir şey anlatmak da zor olacak. Plaketi takdim etmek de uygun olmayacak. Kendisi benim abim. Bu sebeple plaketi Zahir Bey takdim ederse daha uygun olacaktır. Blanda şu an Hollanda Çerkes Derneği Başkanı ve uzun yıllar Alcile ekibinde de müzik direktörlüğünü yapmıştır. Sayın İbrahim Zoltaş. Evet, çok değerli misafirimiz var. Sayın İbrahim Zoltaş. Kendisine alkış rica ediyoruz. İbrahim Şopaş kardeşimiz gerçekten tüm engellere rağmen Çerkesliği yüreğinde taşıyan ve bu ateşi sonsuza dek yaşatmaya gayret etmiş bir kardeşimiz. Kendisi geçen hafta Ürdün'ün en prestijli üniversitesi olan Ürdün Üniversitesi'nden Arapça bölümünden mezun olmuştur. Ve İbrahim o kadar güzel bir şey yaptı ki kendisi gibi görme engelli arkadaşları için müziği kullanarak her harf için bir nota belirleyip müziği kullanarak Arapça bilmeyenleri Arapça öğretmeye yarayacak bir metot oluşturdu. İlk duasını İbrahim diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Gökhan Şen. Gökhan Şen'i de kısaca bir anlatayım. Kendisi Ankara Çerkes Derneği'nde yetişmiş, bir dönem müzik ekibinde de bulunmuş ve diasporada albüm işini Kuşadoğan'dan sonra özellikle Türkiye diasporasında çok güzel bir seviyelere getiren bir abimiz, kardeşimiz. Kültüre yaptığı emeklerden dolayı ve özellikle derlemiş olduğu bu kaybolan şarkıları, vareleri, ezgileri topladığı için de kendisine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Sayın Metin Yıldız. Evet, Metin Bey de bizim ekibimizin müzik direktörü. Ona da plaket takdim etmek
sanki Muayyad Bey'e daha çok yakışır. Metin de gerçekten Türkiye'de yetişmiş en önemli yeteneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Ve umarım uzun yıllar Çerkes müziğine çok önemli hizmetleri olacaktır. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu yeteneklerinden dolayı. Yönetimi adına Turhan Yılmaz. Evet, Turhan Bey ne yazık ki rahatsızlandığı için bugün Seyfi Ateş Başkan Yardımcısı aramızda. Sizi lütfen alalım. Aynı zamanda da Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nuşak Özyürek Hanım da aramızda. Kendisini sahneye bir davet edelim. Bir kamerada, mecrada. Evet, bu güzel ekip Nar sitesinde ikamet ediyor. 3 gün boyunca onlar bu güzel ekibimizi misafir ediyorlar. Bu anlamda Nar sitesini bilmeyenler için söylüyorum. Biliyorsunuz Ankara'da 3 Çerkes köyü var ya da 4 Çerkes köyü var. 3'ü Haymana yolunda, Gölbaşı'nda. Hacı Muratlı köyümüz olan, Kabardey köyümüz olan Hacı Muratlı'nın hemen tepesinde Nar sitesi diye bir site kuruldu. Sakinlerin tamamı Çerkes ve gerçekten orada çok güzel bir ortam oluşturmuşlar. Biz de misafirlerimizi bu güzel ortamı görmeleri için abilerimizden rica ettik. Kendileri de en güzel şekilde misafirlerimizi ağırladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu gecenin mimarı, değerli hocamız Şamil Taşkın'ı büyük alkışla sahneye davet ediyoruz. Evet, Şamil abimiz de kendisi Düzceli. Farkındasınız bizim ekip hocamız Ürdünlü. Ürdün'ün ekip hocası da buralı, Türkiye'li. Bu anlamda güzel bir alışverişimiz oluyor. Birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. Gerçekten ben Şamil hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Yani siz de izlediniz. Ekip gerçekten bir ekip. Bu da böyle kolay olmuyor. Şamil hocama çok teşekkür ediyorum. Konuklar, Ankara Çerkes Derneği'nin organizasyonuyla gerçekleşen gecemizin sonuna geldik. Ancak ekibimizi göndermeden bir büyük alkış daha rica ediyoruz sizden. Hepinizi bekliyor. Bu gece de bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben yapamam. Bana bakma. Şimdi bu da çekildi.